İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanlık Konseyi daveti. Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları 59 ülkeye vizesiz girebilecek. Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak kayıpları ve Ermenistan Devleti. Devlet Başkanı Assad, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesini reddetti. İsviçre Yüksek Mahkemesi Ermenilere uygulanan soykırım için bir anıt dikilmesini protesto eden gösteriye izin vermedi. Dizak'ın Renkleri adlı uluslararası 3. resim sempozyumu Hadrut'ta düzenlenecek. Bugün büyük Ermeni şair Ovan Estumanyan'ın doğum günü. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Konseyi, Barış Konferansı ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti hakkında memorandumun 100. yılı. Paris, 18 Şubat 2019. 22 Şubat 2019 Cuma günü saat 19'da Paris'in 16. İlçe Belediyesi'nin Henri Martin adlı 71. Bulvar'ın düğün salonunda Barış Konferansı ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti hakkında memorandumun 100. yılına adanmış bir tören gerçekleştirilecek. Bu tören 11 Kasım ateşkesinden sonra gerçekleşen uluslararası konferansın 100. yılına adanan tarihi bir zirveye izin verecek ve uluslararası ilk barış sözleşmesinin onaylanmasıyla sonuçlanacak. Versailles Antlaşması Milletler Cemiyeti'ni kurdu. Bunu etkinliğe adanmış kitap tanıtımı takip edecek. Bizim derin kardeşlik bağlarımızı hatırlatarak sizin katılımınızla biz kendimizi onurlu hissedeceğiz. Siz bu sayfaları okuyana kadar biz size derin saygılarımızı sunuyoruz. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı. Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları 59 ülkeye vizesiz seyahat edebilecek. Pasaport endeksi sıralamasına göre dünyanın en güçlü pasaport listesinde Ermeni pasaportu 137. sırada. Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları aralarında Arjantin, Belarusya, Brezilya, İran, Kazakistan, Gürcistan, Tacikistan, Rusya, Özbekistan, Uruguay ve diğerleri olmak üzere bu ülkelere vizesiz giriş yapabilecekler. Dünyanın en güçlü pasaportu bu yıl ne Avrupa ne de Amerika. Bu kez liste başında Singapur bulunuyor. Bu ülkenin vatandaşları 153 ülkeye vizesiz girebiliyor. En güçlü pasaport listesinin ilk 10'unda ayrıca Almanya, İsveç, Güney Kore, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Fransa, İspanya ve Norveç bulunuyor. Rusya 83. Azerbaycan 124. Gürcistan ise 89. sırada yer alıyor. Haritayı 9. sınıf tarih kitabından aldım. 1921-1936 yıllarındaki Sovyet Ermenistan'ın toprak kayıplarını tanımlayan haritaya, renklerine dikkat ederek dikkatlice bakmanızı öneririm. 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova Antlaşması'yla Kars şehri ile Surmaro ilçesi Türkiye'ye verilmiş. Aynı antlaşmayla Nahçıvan'ın Şarur ve Sadarak bölgeleri Sovyet Ermenistan'ından Sovyet Azerbaycan'ına geçmiş. Komünist Partisi'nin 5 Temmuz 1921 tarihli kararıyla Dağlık Karabağ Sovyet Azerbaycan'a ilhak edildi. Belirtildiği üzere Kartman bölgesi 1920 tarihinde Musavatlar tarafından Sovyet Azerbaycan'ına ilhak edildi. Yeşil renkle boyanmış bölgelere özellikle dikkat edin. Buraları 1922-1936 yılları arasında Transkafkasya Federasyonu Merkez Komitesi'nin değişik kararlarıyla Sovyet Ermenistan'ından Sovyet Azerbaycan'a geçen topraklardır. Tüm bunlardan Sovyetler Birliği'nin iç kararları tarafından değiştirilen sınırların, Sovyet sonrası ülkeler için neden bölgesel bütünlük meselelerinin uluslararası platformlarda yayılmasının temelini oluşturması gerektiği şeklinde basit sorular çıkıyor. Herkes Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü hakkında konuşurken Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü unutuyor. Suriye Hükümet Konseyi üyeleri tarafından yayınlanan açıklamada Suriye Devlet Başkanı Bashar Assad, Suriye'nin tüm bölgelerinin kurtarılması gerektiğini dile getirdi. Suriye Devlet Başkanı Bashar Assad, Kasım 2017'de kamuoyuna yaptığı ilk açıklamasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşurken onu sert bir şekilde eleştirmiş ve ABD'ye boyun eğmekle suçlamıştı. Al-Assad, krizin başından itibaren Kuzey Suriye'ye asker göndermeleri için Washington'a yalvaran Ankara, Şam'ın yabancı işgal gücüne karşı savaşmaya hazır olduğunu gördüğünden, şimdi Suriye'nin yeni anayasa taslağını hazırlamak için şartlarını komiteye sunamıyor, dedi. El Ahbarya'daki canlı yayınında Devlet Başkanı Bashar Assad, Refij ve Deir ez-Zor'un kurtarılmasının ardından Suriye'nin düşmanlarının İdlib şehrinden ve Türkiye'ye güçlerini konuşlandırması çağrısından başka yapacak bir şeylerinin kalmadığını hatırlattı.
Biz Suriye'nin tüm bölgelerini kurtaracağız. Tüm rakipler düşman ve istilacı olarak görülmektedir. Kuşkusuz biz bölgelerimizdeki yabancı güçlere karşı her türlü mücadelemizi sürdüreceğiz diyen Bashar Asad, ABD'ye güvenen gruplar hiçbir zaman onların desteğini alamayacak. Sizin için tek destek Suriye hükümetinden ve ordusundan gelecek. Suriye'nin kuzeydoğu sınırındaki gruplara yardım edecek tek yapı ordudur diye ekledi. Devlet Başkanı Bashar al-Assad ayrıca Suriye halkının güçlü iradesi olmadan, ordunun direnişi ve müttefik dost ülkelerin yardımı olmadan Şam benzer büyüklükte zaferler kazanamazdı dedi. İsviçre merkezli Swiss Info haber sitesine göre İsviçre Yargıtayı, Cenevre'deki Ermenilere yapılan soykırım anıtına karşı bazı vatandaşlardan alınan şikayeti reddetti. 18 Şubat'ta federal mahkeme tarafından açıklanan kararla Cenevre'de dikilen Ermenilere yapılan soykırım anıtının bulunduğu bölgenin Ermeni ve Türk vatandaşlarının çatışma alanına dönebileceği iddiasıyla sunulan şikayet reddedildi. Ermenilere uygulanan soykırım anıtı Nisan 2018'de Cenevre'nin Trampoli Parkı'nda açıldı. Türk toplumu henüz anıtın açılışı yapılmadan bu inisiyatife karşı protesto eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Anıtla ilgili birçok hikaye mevcut. Anıt için uygun bir yer bulmak zordu. İlk başta belediye Birleşmiş Milletler Ofisi'nin yanındaki Aryan Müzesi'nin parkına yerleştirmek istedi. Ancak Türk tarafının diplomatik girişimleri nedeniyle kararı iptal etmek zorunda kaldı. Konfederasyon bile tartışmaya müdahale etti. Sonunda anıtın Cenevre'deki Trampoli Parkı'na yerleştirilmesine karar verildi. Anıt 9 gözyaşı şeklinde bronzdan bir lamba ve boyu yaklaşık 10 metre yüksekliğinde. Anıtın yaratıcısı Parisli Ermeni ressam Melik Ohanyan'dı. Artsakh Cumhuriyeti Hadrut Bölge Kültür ve Gençlik İşleri Daire Başkanı Yerazik Hayriyan, Artsakh Press muhabirine yaptığı açıklamada Hadrut Bölge Yönetimi Kültür ve Gençlik İşleri Bölümünün girişimiyle 10-17 Haziran günlerinde Dizi Akın Renkleri adlı 3. Uluslararası Sempozyum düzenlenecek. Bu sempozyuma katılmak isteyenlerin 10-15 kaliteli resim, otobiyografi ve fotoğraf sunmaları gerektiğini bildirdi. Önceki iki sempozyumun önemi hakkında konuşan Yerazik Hayriyan, yabancı sanatçıların Artsakh halkı ile iletişim kurabildiklerini ve Artsakh'ın tarihi yerlerini ziyaret ederek Artsakh tarihini öğrendiklerini söyledi. Bütün bunlar ressamların tablolarında yansıtılmaktadır. Bugün büyük Ermeni şairi Hovhannes Tumanyan'ın doğum günü. Tanınmış Ermeni şairin 150. doğum yıl dönümü Gürcistan ve Ermenistan'da kutlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Tumanyan'ın memleketi olan Dısev'de doğum gününe adanmış etkinliklere katıldı. Anma ve edebi yaratıcı mirasın yeniden değerlendirme törenleri hem Yerevan hem de Tiflis'te başladı. Tumanyan 23 Mart 1923'te Moskova'da öldü. Tiflis'in Hojivank Panteonu'na gömüldü. Kalbi ise doğduğu köy olan Dısev'de gömülüdür. 19 Şubat 2008'den bu yana Ermenistan'da Hovhannes Tumanyan'ın doğum günü kitap bağış günü olarak kutlanmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı folk topluluğundan Zımer'in Antskatsav adlı eseri sunuyoruz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.